Hukukun temel kavramları 8. bölüm. Kamu hukuku alanında haklar. Hak kavramına ilişkin teoriler. İrade teorisi. İrade teorisine göre hak, kişilere hukuk düzeni tarafından tanınan ve korunan bir irade kudretidir. Bir iradenin diğer irade üzerindeki hukuk düzeni tarafından tanınan ve korunan üstünlüğüdür. Menfaat teorisi. Menfaat teorisine göre hak, hukuk düzeni tarafından korunan çıkardır. Bu teoriye göre her menfaat değil, sadece hukuk düzeni tarafından korunan menfaatler haktır. Karma teori. Karma teori, irade teorisiyle menfaat teorisinin haklı yanlarını ele alarak geliştirilmiş bir teoridir. Buna göre, hak, hukuk düzeni tarafından korunan ve faydalanılması sahibinin iradesine bağlı bulunan menfaattir. Hak ve hürriyet, yani özgürlük ayrımı. Hak ve özgürlük ayrımı. Hak ve hürriyet kavramlarının anayasalar ve kanunlarda olduğu gibi çeşitli mahkeme kararları ve doktrinde de genellikle birlikte çoğu zaman da aynı anlamda kullanıldığı görülmektedir. Hürriyet, yani özgürlük. Özgürlük, kişinin hayatını kendi tercihine göre kurma çabasının başkalarınca, özellikle siyasi otorite tarafından keyfi olarak engellenmesi demektir. Özgürlük, bir şeyi yapma veya yapmama, belli bir şekilde davranıp davranmama erkidir. Bir insanın başkalarını zorlaması altında kalmaksızın davranabilmesi, hareket edebilmesidir. 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi'nde yapılan tanıma göre ise özgürlük, başkalarına zarar vermeyen her şeyi yapabilmektir. Özgürlük hakkındaki yapılmış olan tanımları çoğaltmamız mümkündür, ancak bu tanımlardan ortaya çıkan sonuca göre hürriyet, yani özgürlük, insan fiilinin bir niteliğidir ve serbest insan fiili anlamına gelmektedir. 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi'nde yapılan tanıma göre ise özgürlük, başkalarına zarar vermeyen her şeyi yapabilmektir, bahsettiğimiz gibi. Hürriyet hakkında yapılmış olan tanımlarımızı çoğaltmamız mümkündür, ancak bu tanımlardan ortaya çıkan sonuca göre hürriyet, insan fiilinin bir niteliğidir ve serbest insan fiili anlamına gelir. Yine bahsettiğimiz gibi. Hak, hak doğru, uygun, yerinde, layık gibi anlamlara gelmektedir. Hak kelimesi gerek günlük dilde, gerekse siyasi, hukuki, felsefi ve ahlaki terminolojide iki temel anlamda kullanılmaktadır. Doğruluk ve yetki olarak. Birinci anlamda hak, bir şeyin doğru ve yerinde olduğuna vurgu yaparken, ikinci anlamda ise bir şeyi talep edebilme, bir şeyi yapmaya yetkili olmayı ifade eder. Hukuk genel teorisinde hak, bireylere hukuki düzeni tarafından verilen bir irade kudreti, bir isteme yetkisidir. Hukuki anlamda hakkın üç temel unsurun bulunduğu belirtilmelidir ki bunlar yetki, talep ve saygı gösterilme zorunludur. Hak sahibine hakkını kullanıp kullanmama konusunda bir takdir yetkisi verir. Talep, hakkın sahibine olumlu veya olumsuz bir talepte bulunma, isteme yetkisi verir. Saygı gösterilme zorunluluğu ise hakkın konusunda yararlanma yetkisinin genel olarak veya özel bir ilişkiye dayalı olarak tanınmasını istemek, ona saygı gösterilmesini meşru olarak beklemek anlamına gelir. Hak ve özgürlük arasındaki farklar. Hak somut, özgürlük ise soyut bir kavramdır. Hak, özgürlüğün uygulanması aşamasında ortaya çıkar. Özgürlüğün gerçekleşmesi için başkalarının veya devletin bir şey yapmaması gerekir. Özgürlük, bireylerin kendi fiilleriyle gerçekleşir. Özgürlüklerin mahkeme önünde ileri sürülebilme özellikleri yokken, haklar hukuken mahkemeler önünde ileri sürülebilir. Hakların sınıflandırılması, yani hakların türleri. Düzenledikleri hukuk alanından hareketle yapılan ayrıma göre haklar, özel hukuk hakları ve kamu hukuku hakları olmak üzere ikiye ayrılır. Kişilerin devlet karşısındaki devlet ve toplumla ilişkilerini düzenleyen ve kamu hukukundan kaynaklanan haklara kamu hakları adı veriliyor. Kamu hakları. Kamu hakları genellikle devletlerin anayasalarında düzenlenir ve temel hak ve hürriyetler şeklinde isimlendirilir. Negatif, pozitif, aktif statü hakları ayrımı açısından kamu hakları konusunda en malum ve meşhur sınıflandırma, ünlü Alman hukukçu George Jelinek tarafından yapılan üçlü sınıflandırmadır. Jelinek, devlet ile bireyler arasındaki ilişkinin durumuna göre temel hak ve hürriyetlerin negatif statü hakları, pozitif statü hakları ve aktif statü hakları olmak üzere üçe ayırmaktadır. Negatif statü hakları. Negatif statü hakları devlete karışmama, gölge etmeme şeklinde negatif bir görev yükler. Negatif statü hakları kişinin devlet tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak özel alanı sınırlarını çizen hak ve özgürlüklerdir. Bu haklar devlete karışmama, gölge etmeme şeklinde negatif bir görev yükler, kişinin maddi manevi varlığının korunması ve serbestçe geliştirilmesi amacını güder ve kişilere siyasi baskılara karşı korunmuş, dokunulmaz, güvenceli bir özel alan sağlarlar. Bunlara kişisel haklar adı da verilmektedir. Pozitif statü hakları. Pozitif statü hakları kişilere devletten olumlu bir davranış, bir hizmet ve yardım isteme
imkanı tanıyan ve buna karşılık da devlete sosyal alanda belli görevler yükleyen, yani devletin olumlu bir edimde bulunmasına bağlı olan haklardır. Sağlık hakkı, çalışma hakkı, konut hakkı, öğrenim hakkı, sosyal güvenlik hakkı gibi hak ve özgürlükleri içeren pozitif statü hakları, kişilere devletten bir şey isteme imkanı tanınmasından dolayı isteme hakları adıyla da anılmaktadır. Aktif statü hakları, katılma hakları olarak da adlandırılan aktif statü hakları, kişilere siyasi görüş ve tutumlarını açıklama, örgütlenme, oy kullanma, seçme, seçilme ve referanduma katılma yollarıyla devlet yönetiminde söz sahibi olma ve kararlara katılma ya da etkileme imkanı veren haklardır. Aktif statü hakları, demokratik sosyal sistemin temelini oluşturur ve demokratik sistemde kişilerin kamusal işlere katılımını güvence altına alarak korumayı amaçlar. Tarihi gelişim süreci açısından bu sınıflandırmada hak ve özgürlükler başlangıçtan günümüze kadar 3 kuşak halinde ele alınır. Bunları açıklayan birinci kuşak haklar. Birinci kuşak haklar tarihsel süreç içerisinde ilk ortaya çıkan kişi hakları ile siyasi haklardır. Kişi güvenliği, özel hayatın gizliliği, din ve vicdan özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, basın özgürlüğü, seçme ve seçilme hakkı, siyasi parti özgürlükleri, dilekçe hakkı gibi hak ve özgürlükler bu grup içerisinde sayılır. İkinci kuşak haklar, ikinci kuşak hakları sosyal, ekonomik ve kültürel haklar oluşturmaktadır. İkinci kuşak haklar işçi sınıfı ile sermaye sınıfının çatışmasına dayanır. Çalışma hakkı, dinlenme hakkı, sendika hakkı, toplu iş sözleşmesi hakkı, grev hakkı, eğitim hakkı, sosyal güvenlik hakkı gibi ve hak ve özgürlüklerden oluşan ikinci kuşak haklar temelde sosyal eşitlik amacına dayanmaktadır. İkinci kuşak haklar esas itibariyle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra anayasalarda yer alarak hukukileşmiştir. Üçüncü kuşak haklar, tarihsel süreç içerisinde en son ortaya çıkan ve yeni haklar veya dayanışma hakları olarak adlandırılan üçüncü kuşak haklardır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra üçüncü dünya devletlerinin baskısıyla gündeme gelmeye başlayan dayanışma haklarının doğuşunda etkili olan sebeplerin başında bilim ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak ortaya çıkan sorunlar yer alır. Çevre hakkı, barış hakkı, gelişme hakkı, insanlığın ortak mal varlığına saygı hakkı, halk hakları, azınlık hakları, internet ve internet üzerinden gerçekleştirilen iletişim hakları gibi haklar, üçüncü kuşak haklar arasında sayılmaktadır. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması. Hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasındaki amaç, kamu düzenliğinin sürekliliğini ve bu düzen içerisinde herkesin hak ve özgürlüklerinden faydalanabilmesini sağlamaktır. Hiçbir toplum sınırsız bir özgürlük anlayışıyla varlığını sürdüremez. Çünkü sınırsız özgürlük toplumsal hayatta anarşiyi, anarşi de hak ve özgürlüklerinin yaşanamayacağı bir ortamı doğurur. Olağan dönemlerde temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması. 1982 Anayasası olağan dönemlerde temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması sistemini 13. maddesinde düzenlemiştir. Buna göre temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili metinlerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik cumhuriyetin gereklerine ve ölçülük ilkesine aykırı olamaz. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasına ilişkin şartlar birbirine alternatif olan şartlar değil, bir arada gerçekleşmiş olması gereken şartlardır. Sınırlama kanunla olmalıdır. Anayasanın 13. maddesine göre temel hak ve hürriyetler ancak kanunla sınırlanabilir. Maddede ancak kelimesiyle sınırlama işlemi için bir kanun hususunda özgüleme söz konusu olduğu için kanun dışındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik veya diğer idari işlemlerle temel hak ve hürriyetler sınırlandırılamaz demektedir. Sınırlama anayasanın ilgili maddesinde belirtilen sebeplere dayanmalıdır. 1982 Anayasası 13. maddesinin ilk şeklinde temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması sebebi olarak bütün hak ve hürriyetler için geçerli olan genel sınırlama sebepleriyle her bir hakkın düzenlendiği maddede öngörülen ve o hak için geçerli olan özel sınırlama sebeplerine yer vermiştir. 2001 Anayasa değişikliğinden sonra hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasına genel sınırlama sebepleri ve özel sınırlama sebepleri ayrımı ortadan kaldırılmış ve 13. maddeden genel sınırlama sebepleri çıkarılmıştır. Buna göre temel hak ve hürriyetlerin düzenlendiği maddede milli güvenlik sınırlama sebebi olarak öngörülmüş ancak genel sağlık sınırlama sebebi olarak öngörülmemişse kanun koyucu milli güvenlik sebebiyle o temel hak ve hürriyeti sınırlandırabilecek fakat genel sağlık öngörülmediği için genel sağlık sebebiyle sınırlandıramayacaktır. Temel hak ve hürriyet düzenlendiği maddede hangi sınırlama sebebi veya sebepler öngörülmüşse sadece o sebep veya sebeplerle sınırlandırılabilecektir. Sınırlama anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olmalıdır. Anayasanın sözüyle kastedilen anayasanın yazılı metnidir. Öz buduna göre anayasanın ruhu, anayasanın bütün ve ondan çıkan temel anlamdır. Temel hak ve hürriyetlere getirilen sınırlamanın anayasanın bütününe ve ondan çıkan temel anlama aykırı olmaması gerekmektedir buna göre. Sınırlama demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmamalıdır. Anayasanın 13. maddesine göre temel hak ve hürriyetlere getirilecek bir sınırlamanın demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmaması gerekmektedir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasına demokratik toplum düzeni gereklerini bir kıstas olarak kullanmaktadır. Mahkeme, çoğulculuk, hoşgörü, açıklık, azınlığın korunması, hukukun üstünlüğü, ölçüllük, kamu yararıyla bireysel hakların korunması arasında adil bir dengenin kurulması gibi ilkeleri demokratik toplum düzeninin gerekleri çerçevesi içerisinde kabul etmektedir. Sınırlama laik cumhuriyetin gereklerine aykırı olmamalıdır. 13. maddeye göre temel hak ve hürriyetlere getirilecek bir sınırlama laik cumhuriyetin gereklerine de aykırı olmaması gerekir. Buna göre temel hak ve hürriyetlere getirilecek sınırlama bu maddelerde düzenlenen cumhuriyetçilik, üniter devlet, insan haklarına saygı, Atatürk milliyetçiliğine bağlılık, anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkeleri, demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olamaz. Sınırlama temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunmamalıdır. Bir hak veya hürriyetin özü onun vazgeçilmez unsuru, dokunulduğu takdirde söz konusu hürriyeti anlamsız kılacak olan asli çekirdeğidir. Anayasa Mahkemesi de bir hak ve hürriyetin gayesine uygun bir şekilde kullanılması son derece zorlaştıran veya onu kullanılamaz duruma düşüren kayıtların o hak ve hürriyetin özüne dokunamayacağına karar vermiştir. Bir hak ve hürriyetin amacına uygun bir şekilde kullanılması son derece zorlaştıran veya onu kullanılamaz duruma düşüren sınırlandırmalar o hak ve hürriyetin özüne dokunur. Sınırlama ölçüllülük ilkesine uygun olmalıdır. Ölçüllülük ilkesi sınırlamada başvurulan aracın sınırlama amacını gerçekleştirmeye elverişli olmasını, bu aracın sınırlama amacı açısından gerekli olmasını ve araçla amacın ölçüsüz bir oran içinde bulunmamasını ifade eder. Elverişlilik ilkesi sınırlamada başvurulan aracın sınırlama amacını gerçekleştirme açısından uygun olmasını ifade eder. Gereklilik ilkesi sınırlama ile ulaşılmak istenen amacı gerçekleştirmeye elverişli birden fazla araç varsa bu araçlardan en yumuşak yani temel hak ve hürriyeti en az sınırlandıran aracın seçilmesidir. Oranlık ilkesi ise sınırlamayla ulaşılmak istenen amaç ile sınırlandırmada başvurulan aracın ölçüsüz bir oran içinde olmamasını ifade eder. Olağanüstü dönemlerde temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması. Olağanüstü hallerde duruma göre temel hak ve hürriyetlerin durdurulması mümkündür. Anayasanın 15. maddesine göre savaş, seferberlik veya olağanüstü hallerde milletler arası hukuktan doğan yükümlülük ihlal edilmemek kaydıyla durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir. Birinci fıkrada belirlenen durumlarda da savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığın bütünlüğüne dokunulamaz. Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bundan dolayı suçlanamaz. Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez. Suçlu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Devletin temel hak ve hürriyetleri sınırlandırırken ve hatta kullanılmasını kısmen veya tamamen durdururken uyulması gereken sınırlar vardır. Bu sınırlar şu şekildedir. Savaş, seferberlik ve olağanüstü hallerden biri var olmalıdır. Milletler arası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemelidir. Ölçüllülük ilkesine uygun hareket edilmelidir. 15. maddenin 2. fıkrasında düzenlenen hak ve ilkelerden oluşan çekirdek alana dokunmamalıdır. Değerlendirme notları. Din ve vicdan hürriyeti Jelinek'in haklar tasnifinde negatif statü hakları arasında yer alır. 1982 Anayasası'ndan temel hak ve hürriyetlerinde olağan dönemlerde sınırlanmasının başlandığı şartlar sınırlama kanunla olmalıdır. Sınırlama için başvurulan araç sınırlama amacını gerçekleştirmeye elverişli ve gerekli olmalıdır. Sınırlama anayasanın özüne ve ruhuna uygun olmalıdır. Sözüne ve ruhuna. Sınırlama demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmamalıdır. Çevre hakkı 3. kuşak hakları arasında yer alır. Seçme ve seçilme hakkı Jelinek'in temel hakları sınıflandırmasına göre siyasi haklar arasında yer alır. Savaş veya olağanüstü hal durumu mevcut olmalı, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemeli, çekirdek alana dokunulmamalı, ölçüllülük ilkesine uygun olmalı. Bu şartlar olağanüstü dönemde temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması şartlarından sayılır. İrade teorisine göre hak bir iradenin diğer irade üzerindeki hukuk düzeni tarafından tanınan ve korunan üstünlüğüdür. Karma teoriye göre hak, hukuk düzeni tarafından korunan ve faydalanması sahibinin iradesine bağlı bulunan menfaatlerdir. Menfaat teorisine göre ise hak, kişilerin hukuk düzeni tarafından korunan menfaatleridir. Suçlu mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez. Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Kişinin maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz. Bunlar anayasanın 15. maddesinde bahsedilen çekirdek haklardır. Jelinek'in hak sınıflandırmasında aktif statü hakları içinde sosyal haklar, kişisel haklar yer alır. Hak, somut, özgürlük ise soyut bir kavramdır. Hak, devletin veya diğer kişilerin fiiliyle gerçekleşirken, özgürlük bireylerin kendi fiilleriyle gerçekleşir. Hak, hukuken mahkemeler önünde ileri sürülebilirken, özgürlük mahkeme önünde ileri sürülemez. Özgürlük ilhalinde bir hak ortaya çıkarken, hak ancak hukuk tarafından korunduğunda talep edilebilir hale gelir.
Konut hakkı, kişisel hak, yaşam hakkı, kişisel hak, dilekçe hakkı, siyasi hak, eğitim öğretim hakkı, sosyal hak içerisinde yer almaktadır. Evet, benim bu kadar, teşekkürler.